Tam da şunu sormuştum değil mi? Kur korumalı mevduat 121 milyar dolar. Deprem felaketinin yarattığı hasar yaklaşık 100 milyar dolar. Enflasyon, yüksek enflasyon, alım gücünün düşmesi, dar gelirli de orta gelir sınıfının kaybolması, bütçe açığı, cari açık ve cepte para yok. Kasada da para yok. Böyle bir sorunla karşı karşıya. Ciddi bir, yani küçük bir problemimiz var, para yok. Napolyon, para girişi de yok hocam. Napolyon genelde sormuş ya, parma savaşı niye kaybettiniz? Çok nedeni var. Anlat. Birinci sebep, barut bitti. Gerisini anlatma demiş. Zaten gerek yok. Gerek yok aynen. Para yok işte bütün bunları yapacak. Yani şimdi 300 milyar dolar döviz açığımız var. 2 lira arttı kur. 600 milyar demek bu. Yani şeyin... Kur her bir... tabii 1 liranın maliyeti 300 milyar. Yani EYT'nin bir yıllık maliyeti 255 milyar olduğuna göre onun 2-3 katı neredeyse, işte 2,5 katı. Şimdi kur korumalı mevduat bu yılın sonunda bitecek. 31-12-2023'te. Ama bu nasıl tasfiye edilecek? O ayrı bir problem. Yani 121 milyar yeni dolar. Yeni talep almayarak herhalde. Ama sonuçta bir ödemeler de yapacaksınız. Bayağı bir ödeme var. O paranın dövize gitmemesi lazım. Bak manzarayı düşün şimdi, hayal et. 31 şeyde Aralık'ta kur korumalı mevduat bitti. Farz et. Ondan sonra tam 3 ay sonra seçim var. O 121 milyar dolar para dövize dönerse o gün, haydi. Bir de tabii yani o spiral devam ettirecek. Daha o zaman yapamazsın hale demektir getirecek. Bu. Tabii daha cazip hale. Şimdi primli uygulamalar da var biliyorsunuz. Kalktı hocam dün itibariyle. Yok, tekrar başladı şimdi. Tabii 1 milyon doları götürüyorsunuz. Hemen size %25 priminizin dolar karşılığının TL'sini hesabınıza koyuyorlar. Sonra 3 ay böyle devam ediyorsunuz. Hocam neymiş? İyi tabii. O yüzden bu kadar oldu. Yani 95'lerden 121'e çıktı sürekli olarak. Kur korumalı mevduata girmeyen kalmadı artık zaten. Bir mantığı da ya yok. Ya tabii orada o tasarrufun sahibi de bir şeye giriyor, bir köşeye giriyor. Onun farkında olması lazım. Tabii cebine hemen TL hesap anında, görüyor. Anında iyi olabilir de uzun vadede ne olacak? Kur korumalıya geç diye size para veriyorlar, komisyon veriyorlar tabii, banka tarafından. Yani, bankalar prim veriyor, kamu bankaları başta olmak üzere. Döviz çok değerli. Şimdi fiziki olarak döviz problemi olduğunuza düşünün. Şimdi bu bir ara %13'e çıkmıştı kapalı çarşıyla bu şeyler. Şimdi biraz önce baktım, CDS'imiz 600'ün altına, 600'lere gelmiş, 720'lerden. Şimşek etkisi diyor. Onu bilemiyorum artık ama şey yapabilir. Bu bizi biliyorsunuz %12'lerle borçlanmamıza neden oluyordu. Şimdi... Cari açığımızı nasıl finanse edeceğiz? Bunun %61'ini rezervlerle yaptık. İhracat gelirleriyle ya da turizm gelirleriyle değil. Buradaki oran çok yüksek. İthalat, ihracatla ilgili yine 43,5 milyarlı dış ticaret dengesi anlamında açığımız var. Burada bu 15 günlük iki seçim arasında kredi kart limitleri düşürüldü. Bunlar şimdi tekrar başladı. Bu ekonomiyi durduruyor. Yani bunu buradan söyleyelim. İnsanlar... Bayağı bir kredi kartına abanmışız. Evet. Şirketlerin kredi kartları da var. Orada da limitler düşürülüyor, kullandırılmıyor. Yani siz eğer bu kredileri durdurursanız ekonomiyi durdurursunuz. Çok ciddi bir problem ortaya çıkacak. Burada kamu bankaları nasıl kredi verecek? Yani şimdi ciddi bir problem var. Giderleri azaltmamız lazım. Böyle bir şey mümkün değil. Bütçede daha önceden öngörülmeye... Bir şey almıyoruz zaten. Nereden keseceksin? Yani devlet açısından bakıyorum. Devlet açısından. Bütçe giderini azaltması lazım. Üstümüz olundu. Geliri artırmanız lazım. Gelirle ilgili işte ek vergiler gündeme gelecek bir sürü. Para basmanız lazım. Ya da bunların hepsini bir arada yapacaksınız. Şimdi parayı basıyoruz. Giderleri azaltamıyoruz, gelirleri de arttırmaya çalışacağız. Bir sürü bu aralarda katma değer vergisi oran artışları olacak, özel tüketim vergisi artışları olacak. Özellikle işte akaryakıt, sigara ve alkolle ilgili olarak motorlu taşıtların ÖTV'si yükselebilir. Orada zam bekleniyor. Hocam otomobil dediği.
Evet. ÖTV değil, otomobil evet, de mi diyorsunuz? Evet, evet, tabii. Yani bütçeye katkısı %10'lar. Yani yeni araç gelmemesine rağmen araç fiyatları yükseldiği için orada işte enflasyonu nasıl vergilendirdiğini görüyoruz. Aynen öyle. Durduğu yerde arabalar arttığı için orada ÖTV tahsilatı da evet, söz konusu. Bir araba bize, bir araba bankaya, bir araba devlete. Evet. İşte bir yani, buçuk araba alırız ÖTV artışıyla. Evet, hadi iki araba devlete alalım. Sigara zamlarından sonra o 20 dalın 17'si vergiydi. O herhalde şu 18-19 lira falan ulaşacak. Şimdi Haziran'da bir ek vergi, ek bütçe gelmesi gerekiyor. Evet. Yoksa bunun karşılığını da söyleyeyim. Yani 20 dalın 18 tanesi vergi olduğu zaman üretici iki daldan kar etmek zorunda. Zararını satmayacağına göre ya evet, A piyasada o ürünü bulamayacaksın, B İki tane sigarayı ödediğim paranın canını okuyacak yani. Fiyat artacak, o da enflasyon demek. Evet. Ya ama iktidarın enflasyonu duymak istemiyor, onunla mücadele etmiyor. Onu bir kenara bırakmış. Onu görelim. Çünkü enflasyon nedeniyle bu kadar fazla vergi tahsilatı yapıyoruz. Başka bir şey daha yapmıyor muyuz hocam? Bu sayede o ücret enflasyon sarmalını da sürdürülebilir kılıyoruz. Neden? Ücretleri arttırmanın yollarından bir tanesi şuna dönüşmüş vaziyette. Sen faizleri belli bir düzeyde tutmaya devam ettiğin müddetçe, döviz de sabit kaldığında, TL kredisi olan şirketler enflasyonla beraber fiyatlarını arttırıyorlar ve o TL kredi stoğunu eritiyorlar. Ha, yeni aldığı parayı alamayacak falan belki ama bir süre böyle yaşattığın şirketleri. Şimdi o kanal da daralmaya başladı. Bunun da sonuçları olacak. Evet. Ya ama yani sonuç itibariyle bu krediler durursa bu çark dönmeyecek, üretemeyeceksiniz, ihracat yapamayacaksınız. Burada çalışan insanlar işsiz olarak sokağa bırakmak durumunda kalacaksınız. Sonra işsizlik olur. Evet, işsizlik olur. Sokak olayları olur. Yani İngiltere'de bile biliyorsunuz şimdi Londra'da sokakta yaşayanların sayısı artmış, hırsızlık olayları artmış. Yani şey bile, dünyada da bir problem var şu Fransa'da anda. Fransa'da da artmış. Evet. Problem bir var. Bir göçmen karşılığı. Ha, bu kimi yönetimlerin işine de gelir ama yani. Sokakta olaylar hocam, artınca meseleleri güvenlikleştirmek daha kolay olur. Süren bitti ama son bir soru. Siz tabii bu tüm siyasi gelişmeler de ekonomiyi etkileyecek. Siz yani siyasi yasak beklemiyorsunuz yerel seçim öncesi. Ay, siyasi yasak gelsin, yani Millet İttifakı eğer yerinde durmazsa zaten kimin aday olduğunun önemi yok ki. Anladım. Yani tek başına o parti orayı İstanbul'u alma şansı olmadığı için yine o birlikteliği sürdürmek durumunda kalır. Peki Kemal Kılıçdaroğlu bırakır mı yoksa yerel seçimlere kadar en azından devam eder? Yerel seçimleri de geçmek gerektiğini düşünüyorum ben. Peki çok teşekkür ediyorum Ahmet Kasım'a. Sağolunuz hocam, yordum. Teşekkürler bana destek olduğunuz için. Nedim Türkmen bizimle birlikte oldu. Aslında söyledikleri şeyler önemli. Nedim Hoca diyor ki önümüzdeki dönemde vergi artışları muhtemeldir, ÖTV artışları muhtemeldir ve yeni zamların gelme olasılığı yüksektir. Enflasyonla mücadele çok zordur. Cepte de para yok, para da yaratmak gerekir. Kaynak yaratmak gerekir. Kim gelirse gelsin dövizde yukarı yönlü bir hareketin görülmesi kaçınılmazdır diyor. Yola çıktı, kriptondan geliyor, süper mi? Kripto. Peki, bu yorumlarla tekrar teşekkür ederek tamamlıyoruz Para Politika'yı. Yarın sabah görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.